İmzalar atıldı. Satış gerçekleşti. Sen bundan sonra hiçbir şey yapamazsın Şevkat. Ayrıca o camını kırıp girdiğin dükkan da artık benim. Onun da parasını alacağım senden. O içinden geçtiğin camın hemen yanında bir kapı vardı Şevkat. Görmedin mi? Mahalleyi kurtarmak için bize açık kapı bırakmadın. Ben de camdan daldım. Ne yapayım Esin? Yani sırf sen sıkıldın, bunaldın diye bütün mahalleyi, bu insanları nasıl yakarsın ya? Ben mi sıkılıp bunaldım? Asıl sen sıkılıp bunaldın ya. Gittin o holdingi kapattın, kendine yaşayacak villa bakıyorsun. Ya ben onu, sen zengin hayatını özlüyor mu merak ettiğim için yaptım. Ya sürekli şikayet ediyordun mahalleden. Vallahi abisinin, sen yokken Esin tamircide çalışan bir çocuğu okula götürdü. Ondan sonra da babasına iş buldu. Evet Şevkat. Bir de bu Bora zararlısı mahallenin trafosunu patlattı. Esin jeneratör buldu. Bütün mahalleye elektrik verdi Şevkat ya. Ve en önemlisi Şevkat, bu yaptıklarını kimseye söylemedi. Vay be. Ben yokken mahalleme bayağı sahip çıkmışsın ha. Burası benim de mahallem. Ya duyuyor mu la? Ben sırf şunu anlayabilmek için gittik o kadar şirketlerde, mirketlerde hopladık zıpladık ha. Yo yo, bence öyle düşünme. Her şeyin bir nedeni vardır hayatta. O şirkete gittin ve orada bir köstebek yakaladın. Daha sonra çocuklar yuvalarına kavuştu. Ve Esin'in mahalleye olan sevgisini o şirket sayesinde anladın. Bravo. Bravo size. Ya birbiriniz için yaptıklarınız ne kadar güzel. Yemin ediyorum duygulandım. İşte bu yüzden sırf sizin için, o çok sevdiğiniz mahallenizde yaşamanız için size bir hafta daha mühlet veriyorum. Sonra kepçeyle, dozerle bu mahalleye son kez geri geleceğim. Son kepçeyle gelişini hatırlatırım. Oğlum, bana bak. Ne anlatıyorsun? Ne oluyor kızım ya? Oo baba, sen ayakta mı uyuyorsun ya? Ya ne ayakta uyuması ya? Koltukta içim geçmiş. Baba, Cevdet Beyler bütün bu apartmanları o Bora denen herife satıyorlarmış. Ne diyorsun ya? Ben şuna bir bakayım be. Ne olmuş Bosco? Sen hala ayakta uyuyor. Mahalleyi elden çıkarmış, satıyorlar, haberin yok. Ay sen uyumuyorsun sanki. Tezene ne olmuş kızım? Gitti gitti, bütün apartmanlar gitti, mahalle gitti ya. Ben var ya. Çocuklar panik yapmayın, bir dakika durun. Mahallenizi bu kadar çok seviyordunuz da Esin Hanım, niye sattınız bütün evleri? Nereden çıktı canım evleri sattı? Bora daha neyi imzaladığını bilmiyor. Bora Bey, o sözleşmenin altında çok ince ama çok önemli bir yazı var. Bir okur musun? Bu evleri ben ve kızım sağ oldukça mümkün değil, alamazsın. Sen bu işi unut. Allah Allah. Ya sen bu bebeği buraya kadar getirip bu kadar insanın içinde niye madara ettin ki şimdi? Tek oyun oynayan sen değilsin demek ki. Hala bu mahallede yaşamak istiyor musun, burada mutlu musun diye anlamak için ben de bir oyun oynadım. Ama haberi duyar duymaz gelip içeride camdan girdiğine göre burası hala senin yuvan demektir. Burası tabii ki benim yuvam. Bunlar da benim dostlarım ve sonsuza kadar da öyle olacak. Siz öylesin. Ben ne yapıp edip bir gün bu mahalleyi sizin başınıza yıkacağım. Ya hadi abi, hadi abi. Ya Esin. Madem artık mahallenin Şevkat'ı sen oldun. Şu bebeğe de bir uçan kafa ataydın ya. Gerek duymadım. Zaten az önce alabileceği en ağır darbeyi aldı gitti. Çocuklar, bir daha böyle kendinizden şüpheye düştüğünüz durumlarda böyle oyunlar oynamak yerine basit bir yol var. Ne gibi? Konuşun. Bak, duydun mu? Ata ağızlı. Ana, bu tantananın içinde gargaraya geldi de ata ağızlı lafının hakiki sahibini gördüm sanki ben az önce. Hatta Cem bana hedef gösterdi kendisi. O lafın gerçek sahibi Selami, o da Kore'de be ya. Ne iş var burada? Hiç lan, ne işi var oğlum? Buradayım be ya. Bay Miyaki mi sizi kavruyor musunuz? Erkek çıktı tuna da. Hatun zaten buradan gitmeden bana bir adres vermişti. Adrese bir vardım, otel. La içeri bir girdim, 72 milletten adam var baba. Ben şok, ben iptal yani. Aa, Neyse, bir baktım. Sonra çözdüm tabii mevzuyu ben.
Hatun oteller ortak olmuş. Milleti tokatlıyor, oradan komisyon indiriyor. Bir de benim gibi gelen oraya garip kim varsa onlardan da 25, 30, 50 ne varsa indiriyor tabii. Anlayacağınız hatun dolandırıcı çıktı. Ben de öyle baka baka geri geldim. Tamam da kardeşim, ne öyle kılık değiştirmeler falan? Öyle köşeden oradan buradan bakmalar. Vallahi ben seni sapık zannettim. Yakalasaydım oyacaktım ha. Ya utandım be oğlum ya. Biliyorsunuz buradan giderken bir dünya öyle hava atıp gittim. Sonra tırıs tırıs geri gelince de ben ben geldim diyemedim yani. Giremedim aranıza lan. Olur mu öyle şey kardeş? Sen bu mahallenin en önemli temel taşlarından birisin. Tabii ki. Yani bu mahalleye istediğin zaman, istediğin şekilde, istediğin gibi yürüyebilirsin yani. O senin özgürlüğün. Eyvallah baba. Bir şey diyeyim mi lan ata ağzılar? Bak ben gezdim. Gittim Kore'ye biliyor musun? Hatun Bey de beni koparınca orada tabanma aydabam. Bayağı gezdim. Bence dünyanın en güzel yeri, bak dinime imanama yemin ediyorum, abi mahalle la. Aga geldim taşını topla, yumurtayı bile öptüm la, yumurtayı öptüm ya. Hani böyle bir kokusunu bile... Kokusunu bile özledim de bu ne kokuyor lan böyle? Aa, o koku, o iki sokak yukarıda lağım patladı da onun kokusu Selam ya. Kardeşim, ya seni çok özledim ya. Gel sana bir kese atayım, gel gel. Lan! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sevgili at ağızlı tellak, ah bak. Bu da at ağızlı kelimesini son defa kullandığım andır. Şu da kağıdı. Çok keyifle kullandım kardeşim. Aynen iade ediyorum. Herkes rahat olsun yani. Yakinen takip ettim kardeşim. Ve bu laf o senin at ağzına hiç yakışmadı. At yalnız ağzına. Size şunu sormak istiyorum Sayın Selami Bey. Acaba kim sunsan erkek mi çıktı? Kazım, canım kardeşim beni kesele, yıka beni, hamama gidelim. Gel kardeşim, gel, gel. Kaç, kaç. Geldim, geldim. Kaç tabii ya. Bir soru sorayım ben. Oğlum erkek çıksa anlar herhalde değil mi? Nasıl anlayacak? Anlar abi. Nereden anlayacak lan? Oğlum peşinden Kore'ye gider mi? Anlar o, gitmeden anlar. Nasıl anlayacak? Görmedi oğlum kızı ya. Ya anlar abi. Anlamaz bu be ya. Nereden almışız bu ya? Anlar abi.